Türkiye'de herkesin gizli açık gündemi Merkez Bankası'nın faiz indirimi. Öyle ya da böyle herkesin özel manşeti bu. Neler oluyor? Erdoğan niye hesap ediyor? Neden risk alıyor? Faizi artırsa seçimlerde koltukta garantide neden yapmıyor? Neye güvenerek risk alıyor? Daha önce el yakan faize neden korkmadan müdahale ediyor? Soru çok. Herkes cevap arıyor. Kimi de geçmiş olsun diyerek verilen kararların yanlış olduğunu düşünüyor. AK Parti'de böyle düşünen isimler yok değil. Normal. Gerçekten bir meydan okuma var. Muhalefet ise tamamen büyük yanlış yapıldığını savunmakta. İttifak bu konuda da sürmekte yani. Her yazılanı okuyorum. Genel hava merkezin büyük hata içinde olduğu. Aksini söyleyenlerin sesi duyulmuyor. İşim gereği hepsini okumak durumundayım. Okurken siyasi tasnif de yapıyorum. Bir söze bir de söyleyenin siyasi kampına bakıyorum. Olan biteni anlamak için içerideki yazılanları taradıktan sonra paranın sihirbazı olan Soros'a gittim. O neler demiş, neler yazmış baktım. 2000'lerin başında yazdığı bir kitapta bir iki cümleyle küresel mücadeleyi özetlemiş. Dünyada kapitalizmin zaferinden bahsedebiliriz. Fakat demokrasinin zaferinden henüz değil. Bugün dünyada hakim olan politik ve ekonomik koşullar arasında ciddi uyumsuzluklar vardır. Küresel bir ekonomimiz var. Fakat politik düzenlemeler hala sıkı bir şekilde devletin egemenliğine dayandırılmaktadır. Küresel toplumun ihtiyaçları devletlerin egemenliği ile nasıl uzlaştırılabilir? Günümüzde karşılaştığımız can alıcı problem budur. Açık toplumun mimarı bunu söylüyordu. Bunu ilk kez de dile getirmiyordu. Başka örnekleri de vardı. Özellikle Bush'la kavga ettiği dönemde mücadelenin kılcal damarlarına kadar giriyordu. Globalizmde asıl olan işbirliğidir, rekabet değil. Ama yaşanan küreselleşme rekabete dayanıyor. Bush yönetimi de bunu destekliyor. Rekabet ticarette olur. Silahlanmada, askeri alanlarda rekabet olmaz. Dünyanın ihtiyacı olan küreselleşmede işbirliğine gereksinim var. Soros nasıl Trump'a karşıysa, Bush'a da, Dick Cheney'e de, Donald Rumsfeld'e de karşıydı. Putin'e de, Erdoğan'a da, Aliyev'e de, Orban'a da. Bu isimleri işbirliğine karşı olarak tanımlıyordu. Trump da küreselleşme bitti diyordu Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Devletin aldığı kararlara itiraz ediyordu Soros. Bu derece güç kullanılmasına karşıydı. Konu kabaca böyleydi. Aradan geçen birkaç yıl sonra Soros küresel sistemi eleştiriyordu. Küresel finansal sistemin korunması ve buna yönelik düzenlemelerin yapılması çok zorlu bir iş. Farklı ülkeler farklı düzenlemeler içinde. Bu nedenle uluslararası ortak düzenlemelere ulaşmakta zorluk yaşanacak diye öngörüde bulunan Soros şöyle devam ediyordu. Ancak başarılı olmazsanız alternatif bir sistem var ve bu sistem zaten kendini göstermeye başladı. Bu benim devlet kapitalizmi olarak adlandırdığım sistem. Devlet kapitalizmi çok taraflı değil, iki taraflı bir temelde işleyişini sürdürüyor. Bunun çok talihsiz ve verimsiz bir gelişme olacağını düşünüyorum. Eğer küresel finansal sistemin etkin ve güçlü bir şekilde yeniden organize edilmesini sağlamakta başarısız olmamız durumunda diğer alternatif devlet kapitalizmdir. Ünlü spekülatör Soros yaşanan krizlerden sonra kafasındakileri şöyle özetliyordu. Küresel piyasaların küresel regülasyonlara ihtiyacı var. Fakat mevcut regülasyonlar ulusal egemenlik prensiplerine dayanıyor. Basel gibi bazı uluslararası anlaşmalar ve piyasa düzenleyicileri arasında iyi bir işbirliği olmasına rağmen otoritenin kaynağı her zaman egemen devlet oluyor. Dolayısıyla bozuk bir mekanizmayı yeniden çalıştırmak anlamsız. Tamamen yeni bir mekanizma meydana getirmeliyiz. Bugünkü durumda her ülkenin finansal sistemi kendi hükümeti tarafından destekleniyor. Hükümetlerin önceliği de kendi ekonomileri. Bu yaklaşım finans korumacılığının yaşanmasına neden oluyor. Bu da küresel finans piyasalarının zarar görmesine hatta yok olmasına neden olabilir. Başa dönelim. Merkezin faiz indiriminden sonra yazılanları okudum. Bir de Soros'un zaman içinde söylediklerine baktım. Kavganın taraflarını net olarak tarif ediyordu. Soros, devletlerin bu kadar öne çıkmasına itiraz ediyordu. Kendi gerekçelerini paylaşıyordu zaten. Faiz indirimi de devletin aldığı bir karardı. Aslına bakarsanız dünyanın çatısındaki kavganın Türkiye ayağını izliyorduk. Bu kavga, bu sert mücadele kurlar kadar altın fiyatları kadar gerçekti. Önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'ın faiz konusunda risk aldığını ya da kimsenin yapamadığını yapıp merkezi aldığını görecektik. Ankara kaynıyor. 50 artı 1 tartışmaları, Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı, fısıltılarla konuşulan kabine değişimi, dövizin geldiği yer. Bizler yakıcı konuları konuşurken bile ideolojilerden gideriz.
aynı okulda okuyan, aynı havayı teneffüs eden, aynı iftar sofrasında buluşan insanları bir ve benzer sayarız. Şablonlarla değerlendirme yaparız. Oysa siyasette politika önemlidir. Sağdan da soldan da gelse bakılması gereken politikanın kendisidir. Kişi değil, izleyeceği politikadır önemli olan. Çünkü politikanın dünya ölçeğinde karşılığı vardır. Çok kişi bunu bilmez. Iskalanan da budur. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde Erdoğan partisinin içinde yalnızdı. Bence o dönem bu gerçeği kendisi de bilmiyordu. Yasaklıydı. Deniz Bey'in desteğiyle, yani o günkü CHP'nin hamlesiyle önü açıldı. Deniz Bey, Erdoğan'ı çok sevdiği için bunu yapmıyordu. Atılan adımın gittiği yer Abdullah Bey'di. CHP, Abdullah Bey'in AK Parti'yi tamamen ele geçirmesini engellemek istiyordu. Bu nedenle Erdoğan'ın tasfiyesinin önüne geçilmesi gerekiyordu. Deniz Bey bunu yaptı. Sonra kendisi bir kasetle gitti. Deniz Bey, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tozu dumana katıyor, 367 krizini çıkartıyordu. Kemal Bey ise Gül'le hiçbir sorun yaşamıyordu. Yani aynı hattan gelen isimlerin aynı politikayı gütmediklerini anlamak şarttı. Aynı örnek Devlet Bey ile Meral Hanım için de geçerliydi. Milliyetçi taban iki partiyi de kapsıyordu. Peki aradaki fark neydi? Neden aynı çatı altında değillerdi? Cevap çok şeyi anlatıyordu. Meral Hanım, dijital para modeli olan tek siyasi organizasyondu, farklıydı. Küresel sermayeye hiç uzak değildi. Erdoğan yasağa kalkıp geldiğinde hazır bir kabine buldu. Dolayısıyla hükümetin politikaları da hazırdı. Abdullah Bey baştan beri Avrupa Birliği yanlısı politikalarıyla biliniyordu. Gizli de değildi. AK Parti kurumsal olarak da gelirken bunları söylüyordu. Abdullah Bey ile Tayyip Bey'in Türkiye'yi dünya üzerinde konumladıkları yer farklıydı. Abdullah Bey ve arkadaşları Türkiye'yi küresel anlayışla bütünleştirmek istiyor, Tayyip Bey ise ulusal bakış açısını canlı tutuyordu. İki ekoldü canlı olan. Hiçbiri ayıp ya da günah değildi. Anlayış farklıydı, olan buydu. Küreselci anlayışta devletin ana hatlarıyla bu kadar güçlü olması istenmezdi. Ordunun son sözü söyleyen olmasına tahammül edilemezdi. Sivil toplum öndeydi yani. Tayyip Bey'in bakışındaysa devlet yaşaması ve korunması gereken bir yapıydı. Kabaca durum böyleydi. Biraz çekilip uzaktan baktığınızda küresel politikaları önde götüren isim olarak Kemal Bey'i görmek zor değil. Yabancı büyükelçilere yazdığı Kanal İstanbul mektubu aslında her şeyi anlatıyordu. Kemal Bey mektubunda iklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır. Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte Kanal İstanbul gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim kriziyle mücadeleye taban tabana zıt niteliktedir sözleriyle Obama Biden ekolünün başlattığı rüzgara destek verdiği gibi dünya üzerindeki konumunu belli ediyordu. ABD Başkanı Biden'a uzak olmadığını mektupta kullandığı dil üzerinden anlatıyordu. Sır olan bir şey yoktu yani. Aynı zaman diliminde Osman Kavala için 10 büyükelçi uyarıda bulunuyordu. ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada, Yeni Zelanda büyükelçileri Kavala derhal serbest kalsın çağrısı yapıyordu. Osman Kavala'nın haksız yere hapiste tutulduğunu söyleyen ve mektuba imza atan Finlandiya büyükelçisi Ari Maki de sonrasında Abdullah Bey'i ziyaret ediyordu. Peki Kemal Bey, Kavala ve Demirtaş'ın içeride haksız yere tutulduğunu söylüyor muydu? Elbette. Soros'u ya da arkasındaki büyük gücü tartışırken hep eksik kalıyorduk. Küresel sermayeyi görmek yerine isimlere bakıp saplanıyorduk. Oysa politikalar önemliydi. Başkan Erdoğan da bunu bildiği için, gördüğü için faize savaş açtı. Ülkeyi yönetebilmesi için başkanlığın şart olduğunu düşünüyordu. Karşı bloksa ısrarla parlamenter sistem diyordu. Herkes izleyeceği politikalar açısından haklıydı. Parlamenter sistemde yönetimin en az %50'si küresel anlayışa teslim edilirdi. Başkan Erdoğan'la Devlet Bey bunu istemiyordu. Karşı tarafta para üzerinden bastırıyor, razı etmeye çalışıyordu. Biden ne F-16 konusunda ne de F-35 konusunda yeşil ışık yakıyordu. Demokrasi zirvesine Erdoğan'ı davet etmiyordu. Soros'un ruhunun gezdiği demokratlar böylece Kavala'dan Kanal İstanbul'a, faiz indiriminden Kemal Bey'in helalleşmesine kadar uzanan yelpazede kendilerine sağlam bir yer buluyordu. Mesele isimler değil, politikalardı. Tayyip Bey ile Abdullah Bey birlikte parti de kursalar çok farklılardı. Tıpkı CHP'nin liderleri Deniz Bey'in Kemal Bey'den çok farklı olması gibi.
küresel anlayışın ittifakı olan muhalefetin uzun zamandır Erdoğan'ı tasfiye etmek için ince ince çalıştığı gerçekti. AK Parti'de görülmeyen buydu. Erdoğan'ın atacağı adımlar geleceğe şekillendirecekti, çok önemliydi.